Değerli futbol severler, herkese merhaba. Bir United programında bu hafta yine çok değerli, çok özel bir konuğu ağırlıyoruz. Göksel Gümüşdağ, Başakşehir Kulübü Başkanı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Göksel Bey, Türk futbolunun sorunlarını konuşacağız, masaya yatıracağız. Çözüm önerilerini yine burada ortaya koyacağız. Siz tabii hem bir kulüp sahibisiniz, hem de Kulüpler Birliği Vakfı'nda görev yaptınız. Türk futbolunun sorunlarını çok iyi biliyorsunuz. Türk futbolunu belli bir noktadan alıp belli bir yere gelebilmesi için de ciddi bir mücadele verdiğinizi görüyoruz. Hem tesisleşme anlamında hem finansal anlamda da düzgün bir kulüp yapısı var Başakşehir'in. Bu anlamda sizin söyleyeceklerinizin önemli olduğunu düşünüyorum ben Türk futbolu adına. Sorunları çok iyi biliyorsunuz neticede. Ve bir kulüp inşa ettiniz, bir kulübü büyüttünüz, Şampiyonlar Ligi'ne kadar taşıdınız. Bütün bu sorunları veya Türk futbolunda çözülmesi gereken problemleri bugün konuşacağız. Ama önce Başakşehir'in durumuyla başlayalım. Başakşehir çok büyük bir iş başardı. Geçen yıl şampiyonluk ipini göğüsledi. Yüzyıllık, asırlık rakiplerinin önünde Trabzonspor gibi bir devle yarıştı. Ve o zorlu yarışın ardından müthiş bir başarı kazandınız. Şampiyon oldunuz. Ondan önce de yarışmıştınız zaten 2 yıl boyunca. Mutlu sona ulaşamamıştınız. Fakat geçen yılki o büyük başarının ardından, o şampiyonluğun ardından, o hikaye, kahramanca bir epik hikayenin ardından bu yıl çok zor günler geçirdiniz. Nasıl oldu, neden oldu? Başakşehir kadro kalitesi de yüksekti. Fakat düşer mi, düşmez mi, kağıt kalem elde, herkes hesap kitap yaparken Başakşehir de onların arasına katıldı. Bunu neye bağlıyorsunuz, bu sezondaki bu durumu? Evet, öncelikle yayına davetinizden dolayı teşekkür ederim. Güntekin Bey, tabii Başakşehir Futbol Kulübü, aslında oradan başlamak isterim. Özellikle Başakşehir Futbol Kulübü, hani Türk futboluna doğru model deseniz ne olur? Başakşehir Futbol Kulübü olur. Türk futboluna model olarak bir takım kurulsa bunu ben Başakşehir olarak adlandırabilirim. Baktığınızda 2014 yılında kurulan bir kulüp. 2014 yılında yeni bir ilçede. Arması yeni, renkleri yeni, stat yeni. Yeni bir ilçe, 2009 yılında kurulmuş, ilçe olmuş bir yeni bir semt diyelim. Dolayısıyla burada önce bir kulüp oluşturacaksınız. Bu kulüp oluşturulurken bir anonim şirket olarak, Türkiye'de biliyorsunuz anonim şirket kulübü herhalde 2 veya 3 tane var. Dolayısıyla borçlarından yöneticilerin sorumlu olduğu bir kulüp yapısı oluşturacaksınız. Her yıl bağımsız denetime tabi olacaksınız. Türk Ticaret Kanunu'na göre yönetileceksiniz. Ve yaptığınız doğrudan da yanlıştan da hesap verilir durumda olacaksınız. Bu kolay bir şey değil. Biz aslında çok büyük bir risk aldık, bu yola çıktık. 2014 yılında İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü AŞ diye bir şirket kurdum. Benle birlikte 6 tane sanayici arkadaşım Süper Lig lisans hakkını aldık. Başka hiçbir mal varlığı yok. Ve o gün düğmeye bastık. Kurulduğu günden şampiyon olana dek bu takım 5. olmadı. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani ben futbol kulüplerinde kurumsal yapıya ve yönetim anlayışına çok inanıyorum. Kolektif çalışmaya çok inanırım. İstişare etmeden hiçbir ilişkimi yürütmem. Özellikle kulüple teknik heyet arasında çok iyi bir diyalog var. Özellikle kulüp ve teknik heyetin bilimsel çalışmalara çok önem verdiğini söyleyebilirim. Dolayısıyla bunlar, bu kolektif çalışmaların uzun vadede doğru adımlarla gerçekten her başarıyı getireceğine inanıyorum. İnandım ve Allah da bana şunu nasip etti. İnandığımızın sonunda gerçekten hani bu kulübe ilk kurduğumuz yıl gerek sosyalleşme odalarımız, yani dinlenme alanları söyleyeyim, kamp dönemlerinde hepsinin kaldığı, maç seyrettiği, vakit geçirdiği, eğlendiği alanlarda şöyle bir ifade vardı Güntekin Bey. Çok olanlar değil, inananlar kazanır diye. Bu birinci mottoydu. İkincisi, çok imkansız diye bir şey yok. İmkansız diye bir şey yoktur. İmkansız zaman alır. Sadece imkansız zaman alır, imkansız diye bir şey yoktur diye bir ifademiz vardı. Dolayısıyla bu takım gerçekten imkansıza inanmadı. Ve bu takım 6 sezonda 5. olmadı. Ve son 3 sene Koca Çınarlılarla, sadece Trabzon değil, Galatasaray'la da biliyorsunuz 8 puan farkla şampiyonluğu verdik. Bu da var tarihimizde. Dolayısıyla 6 yıl sürekli zirveye oynayan ve hiç şampiyon yarıştan kopmayıp hep şampiyonluğa, son 3 senesini şampiyonluğa, ilk yıl Beşiktaş, ikinci yıl Galatasaray, son yılda Trabzon'la mücadele eden bir takımdan bahsediyoruz. Ve
bu takımın hiç geçmişte 5. ezberi yok. Bu çok önemli bir şey. Baktığınızda buradan geldik ve son senede muazzam bir mücadeleyle şampiyonluk kupasını ve Türkiye'nin 6. şampiyonu olarak kupayı kaldırmak nasip oldu. Gerçekten bu imkansızdı. Kolay bir şey değil. Böyle ulu çınarların içinden şimdi sıyrılmak. Aslında şampiyonluk öyküsüne çok fazla girmek istemedim. Çünkü burada da belki takip etmişsinizdir. Tuğçe'nin evet, yaptığı. Çok güzel bir belgesel hazırladı. Çok güzel bir belgesel vardı. O belgeselde çok uzun bir şekilde ve detaylı bir şekilde anlatıldı. Vardı. Çok da güzel bir belgesel olmuştu. İlham kaynağı da ümit ediyorum olur. Avrupa'da da çok o belgeseller yapıldığı için biz de örnekledik. Türkiye'de böyle belgesel olsun diye 5 dizi oldu. 5 bölümlük oldu ve bunların hepsi yayınlandı. Ama ben kısa bir hatırlatmak istedim. Dolayısıyla da ilk yıl bu sene bizim tespitimiz şu ki gerçekten Başakşehir hep şampiyonluğa hedef koydu. O hedefe sahip olunca orada bir kere mental olarak bir düşme oldu. 2, lige en erken başlayan biz olduk ama en geç bitiren de biz olduk. Şundan dolayı, şampiyonluktan dolayı en geç biz bitirdik. Şampiyonlar Ligi'nden dolayı da en erken biz başladık. Biliyorsunuz inanılmaz bir ölüm grubu kurada çıktı. Yani işte Paris Saint Germain, Manchester United, Leipzig. Onlarla da gerçekten çok cesur bir mücadele, ezilmeden bir mücadele verdik. Şimdi bazı gerçekler var. Yani bu takım 20-25 milyon euroluk bir takım. Bakıyorsunuz Manchester United'ın 1 milyar euro civarında. Sadece işte Neymar'la Mbappe 500 milyon euro. Yani hesabı öyle yapın. Yani dolayısıyla hani futbolun güzel yanı da bu. Burada biz Manchester United'ı yendik. Leipzig son saniyelerde biliyorsunuz bir gol atıldı. Yani dolayısıyla Paris maçı da talihsiz bir maç oldu. İstanbul, o da bir talihsiz buradaki maç oldu. Dolayısıyla orada da muazzam bir direniş gösterdiler. Tabii bunların sebebi de bir yandan da tabii lig başladığında daha yeni 3 gün arayla maç oynamaya başlayan takımlarımızın dışında sadece Türkiye'de Başakşehir 2,5 aydır 3 gün arayla oynuyordu. Dolayısıyla çok önemli oyuncularımız da sakatlandı. Dolayısıyla bundan da kaybedince gerçekten bir kaos yaşama süreci oldu. Ama ben bu takımın hiçbir zaman kötü bir sonuçla ligden aşağı düşmesini hiç beklemedim. İnandım çünkü takıma. Çünkü bizim takımda her zaman oyunun kaderini değiştirecek. Hepsi birbirinden kaliteli oyuncu grubu var. Ve sonuna kadar inandık ve çok şükür 3 hafta seri yaptılar. 9 puanla. Sonda Sivas maçının beraberliğiyle matematik olarak hiçbir sıkıntı yok. Şimdi de son 2 maçta da çıkıp en iyi mücadeleyi verip galibiyetle, ne kadar çok galibiyet alırsak onun mutluluğunu yaşayarak. Ama şimdi tabii orada oynamak, o psikolojiyle o mücadeleyi göstermek hakikaten zor. Özellikle Başakşehir gibi bir takım için bir sene önce şampiyonluk yaşamış. Orada oynamaya alışık, orada oynamayı bilen kulüpler var. Geliyor, kapanıyor, planı var. Kontratak yapıyor, bir tane atıyor, tekrar kapanıyor gibi. Başakşehir'in böyle bir oyunu yok. Evet. Onun da biraz bocalamasını sanki yaşadınız onu bir da anlamda. Yaşadık. Hangi oyununa puanı alacağız? En sonunda Başakşehir kendi kültürüyle, güçlü oyunlarla sanki, değil mi? Kasımpaşa maçı olsun, Erzurum'da 10 kişi olmanıza rağmen, Ankara Gücü maçı olsun, yenik duruma düşmenize rağmen kendi kimliğiyle sanki işi kotardı gibi, evet, geliyor bana. O, katılıyor musunuz? Tabii katılıyorum ve Başakşehir'in ilk yılındaki o koordinasyonla dönmüş durumdayız. Yani dolayısıyla onu yakalayınca da gene Başakşehir ezberi bozdu ve seri yaparak da bu sıkıntıdan peki kurtuldu. Peki şunu soracağım. Okan Hoca çok büyük bir başarıya imza attı. Evet, Abdullah Avcı ile merdivenleri çıktınız birer birer. Onun da çok emeği vardır. Arkasından Okan Hoca geldi, Okan Buruk. Ve şampiyonluk ipini göğüslediniz birlikte. Okan Hoca ile yolları ayırma kararını nasıl aldınız? Kolay bir karar olmadı herhalde sizin için. Şimdi Güntekin Bey, bu takımın kuruluşunda Abdullah Avcı var. Ve önemli bir temeli var. Dolayısıyla onunla başlayan bu çıkış hiçbir zaman şampiyonluk bir yılda gelmez. Taşları üstüne koya koya artık o başarı sizi oraya ulaştırıyor zaten. Onun için Abdullah Hoca'nın da burada özellikle altını çizerek payının yüksek olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii ki Okan Hoca'nın da futbol öngörüsüyle, özellikle teknik anlayışıyla bize bu kupayı geldiği yıl kaldırttı. Dolayısıyla Okan Hoca ile çok başarılı bir süreç yaşadık. Ama Okan'la benim çok eski bir geçmişim vardır. Bilirsiniz, dostluğum biliyorum, vardır. Evet. Dolayısıyla Okan için de kulüp açısından da bu dönem böyle bir... Çünkü Okan Hoca ile şampiyonluk yaşandı. Ve Okan Hoca'dan sonra Okan Hoca ile birlikteyken de bir mental düşüş oldu. Baktık ki bu başka bir sıkıntı yaratacak. Onunla da konuşarak, anlaşarak karşılıklı, ki dostluğumuz, arkadaşlığımız hep baki. Bu kulübün kapısı da her zaman ona açık, her zaman, gelecekte de. Dolayısıyla öyle bir karar aldık. Sonra da Aykut Hoca'yı davet ettik ve Aykut Hoca dahil oldu. Yeni bir enerji, yeni bir heyecan, tekrar yeni hedefler dedik.
Ve öyle başladık. Peki Aykut Hoca ile ki çok deneyimli bir isim ve sakin kaldı bu süreç içerisinde. Hiçbir zaman panik olmadı. Tecrübeliydi. Evet, tecrübesiydi. Deneyimliydi. Uzun vadeli mi düşünüyorsunuz? Yani uzun vadeli bir proje çerçevesinde Abdullah Avcı'da olduğu gibi önümüzdeki yıllarla Aykut Kocaman'la mı devam etmeyi planlıyorsunuz? Biz hiçbir zaman kısa vadeli hiçbir hocayla çalışmadık. Ben kulüp başkanlığım döneminde işte yaklaşık bir 15 sene kulüp başkanlığım var. Abdullah Avcı'yı tanıyorum. Okan Buruk ve Aykut Kocaman. Başka kimseyle çalışmadım. Aykut Kocaman'la da yeni Bülent başladım. Bülent Hoca da çalıştı. Bülent Korkmaz. Ben o dönem federasyon birinci başkan vekiliydim. Evet, doğru. Yani sadece Bülent çalışmadı. Cihat ve diğerleri de tabii çalıştı ki. Ama ben o dönem kulübe ara vermiştim. Dolayısıyla bizim özellikle benim çalıştığım dönemler Abdullah Avcı'dır, Okan Buruk'tur ve Aykut Kocaman'dır. Ben hiç kısa vadeli bakmam. Genelde çünkü hani kulüplerin yapısının, kulüplerin sistemlerinin, organizasyonlarının, kurumsallığının sadece hoca kararıyla neticeye gitmenin beklentisinin doğru olmadığını düşünürüm. Onun için hocanın her zaman arkasında durmayı yeğlerim. Aykut Hoca da çok tecrübeli ve deneyimli bir hoca. Dolayısıyla kendisiyle de 2,5 yıllık bir anlaşmamız var. O devam etmek istediği sürece biz devam etmek istiyoruz. Bir sıkıntı yok. Şimdi Başakşehir tabii şampiyon olduktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katıldı. Adı duyulmamış bir kulüp Avrupa'da ve dünyada. Takdir edersiniz ki. Fakat tabii ki. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı futbol beğenildi, alkışlandı. Onun ötesinde Paris'te yaşadığınız olay, Dembaba ve Vebo'nun içinde olduğu. Bütün dünya Başakşehir'i tanıdı. Bütün dünya Başakşehir'in adını duydu. Çünkü UEFA'nın da bütün dünya futbol endüstrisinin de veya futbolu sevenlerin, bütün insanlığın sorunlarından bir tanesi aslında ırkçılık. Ve orada yaşanan işte hakemle olan diyalog sonrasındaki duruşunuz Başakşehir Kulübü olarak gerçekten çok ciddi bir olaydı. Ve siz de geri adım atmadınız. Yani sahaya çıkmadınız o gün Başakşehir olarak. Ve bütün dünyada rakip takım oyuncuları dahil Paris Saint Germain, işte başta Neymar'ı, Mbappe'si size destek oldular. O güne biraz değinebilir miyiz? Bizim bilmediğimiz, görmediğimiz neler yaşandı? Şimdi şöyle, tabii o çok inanılmaz bir krizdi. Yani onu saniye saniye hatırlıyorum. Oyunun 3. dakikasıydı, doğru mu? 13. dakikasıydı. 13. dakikasıydı. Gerçekten ben de o gün çok özel bir durumum vardı. Maça gidemedim pandemiden dolayı. Son gün test istediler ve uçurmadılar beni. Dolayısıyla ben burada kalmak zorunda kaldım. Sürekli telefonla ve Zoom'la karşılıklı canlı konuştuk. 13. dakikası maç durunca kulübün CEO'su Mustafa Bey beni aradı. İki as başkanımız vardı, Mesut Bey ve Mustafa Saral Bey. Onlar da oradaydılar. Dolayısıyla onlarla sürekli o krizi yönettik. Ve UEFA'nın bir delegesi vardı. Tecrübeli, deneyimli bir delegeydi. Tabii biz bu olay yaşandığı an ben Vebo'yla ve Dembaba'yla konuştum. Onların psikolojisini görünce ve hani gerçekten de ırkçılığa hani hiç fark etmez, sadece futbol değil, dünyanın her alanında, her sektörde, her endüstride böyle bir şeye tamamen karşı olduğum için karşı olmamız gerektiğini de duyuyorum da, bir de öyle bu çok hassasımdır bu konuda. Dolayısıyla onlarla istişare ederken kulübün CEO'su Mustafa Bey'le, başkanım kararımız nedir? Bu kararı acilen vermek zorundayız dedi. Dedim ki Mustafa, net sahaya çıkmıyoruz. Charter uçağımız Paris'te. Oradan çıkıp doğru dönün dedim. Tabii o sırada Futbol Federasyonu Nihat Bey de beni aradı. Dedi ki UEFA Başkanı aradı. Yani sahaya çıkmanız. Sahaya çıkmamızla ilgili sadece bir kararımız var dedim. Bu dört hakem değişirse ben ilk önce yan hakem dedim. Ama yan hakemin kararını da orta hakem de destekledi. Dolayısıyla dört hakeme çevirdim. Dört hakem değişmediği sürece biz bu akşam İstanbul'a dönüyoruz dedim. Kararımız net dedim Nihat Başkan'a. Onlar muhtemelen haberi ilettiler. Arkasından Mustafa dedi ki, başkanım iyi düşünmemiz lazım. Başakşehir'in ömür boyu men olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Hiç fark etmez Mustafa. Biz şu an soyunma odasında bu arkadaşlarımız, bu takımın bir parçası bunlar. Birisi yardımcı antrenörü, birisi takımın en değerli, en kıymetli oyuncularından. Bütün oyuncularımız da baktığınızda sadece onlar önde göründü ama diğer oyuncular da aynı hassasiyeti gösteriyor. Biz bu takımı sahaya çıkaramayız. Sahaya çıkardığımız zaman bu takımı kaybederiz. Ama böyle bir şey zaten yapmam dedim. Ben kulübün başkanı olarak
sahaya çıkmayacağımızı UEFA delegesine bildir dedim. Dönüyoruz. 30 saniye kapattık. Gene aradı. UEFA delegesi benimle konuşmak istemiş. Konferansta yaptık. Tekrar bir konuşma yaptık. UEFA delegesine net söyledim. Referini iletin. Size yarım saat müsaade. Bir, 4 hakem değişecek. 2, Webo'nun kırmızı kartı iptal edilecek. Bu şekilde olursa yarın bu akşam burada kalırız. Yarın aynı saatte maça çıkarız dedim. İşte şöyle dedi, böyle dedi, mümkün değil dedi. Bizim kararımız net. Nasıl isterseniz biz dönüyoruz dedim. İşte cezai şartlar olur, hepsine katlanırız dedim. Hiç problem yok. Bu bir duruştur. Dolayısıyla yarım saat içinde büyük değerlendirmeler ve görüşmeler sonrasında Müddekin Bey UEFA dedi ki kırmızı kartı iptal edeceğiz. Yarın aynı saatte 4 hakemle değişiyor. Okey mi? Okey. Mustafa dedim imzalayabilirsin. Orada bir ön protokol imzaladık. Hadi bu o gece zaten dışarıda bilinmeyeni söylüyorum. Konuştuk burada. Evet. Hatta ben de o aklıma ilk gelen fikirlerden bir tanesi oydu. Hani Fransa'ya yakın, Paris'e yakın neresi? Belçikalı hakemler gelir herhalde yönetir veya işte Hollandalı hakemler gelir. Oradan hemen çağrılır UEFA tarafından diye. Açıkçası öyle bir öngörüde bulunmuştum ki aslında en mantıklısı, en akla yatkın da oydu. Bizim için 4 hakemin değişmesi önemli. Kim gelmiş hiç önemli değil. Aynen. 4 hakem değişecek, bir de kırmızı kartı verdiniz, onu da iptal edeceksiniz dedim. Yani bu şartla. Bu sizin tarafınızdan belki bilinmeyen kısmıydı. Onu burada açıklıyorum. Ama Şampiyonlar Ligi tarihinde de böyle bir şey yoktur. Örneği yok yani. Ama bu kararın arkasında biz durduk. UEFA da bunun arkasında durmak zorunda kaldı. Ve ben burada özellikle başta Paris Saint Germain Kulüp Başkanı Nasser Bey'e ve yönetim kuruluna, aynı zamanda da tabii ki Neymar ve Mbappe'nin de buradaki duruşları takdir edecektir yani, durumdadır yani. Onun için dolayısıyla onların da hareketi gerçekten alkışlanacak bir hareketti. Ve bence o günkü tarih de ırkçılığa karşı dünya tarihine not olarak düştü. Hem Paris Saint Germain açısından hem Başakşehir Futbol Kulübü açısından. Evet, Başakşehir'de oradaki yerini aldı. Yani bu ırkçılık konusunda çok önemli mesajlar veren, işte kitlelere örnek olan insanlar vardır. Mesela Muhammed Ali bunlardan bir tanesidir. Bunun mücadelesini verdi hayatı boyunca. Ve neticede hakikaten ses getirdi o mücadele. Ses getirdi. Neticede hala bugün işte oyuncular diz çöküp işte yumruklarını kaldırıp maçlardan önce bu mesajı veriyorlar. Başakşehir'de bu anlamda bence iyi bir mücadele ortaya koydu. Ve Webo'da, Dembaba'da bu konuda teşekkür etti yani. Çünkü biz arkasına durduk kulüp olarak. Ya bu karar kolay, kolay alınacak bir karar değil. Yani değil tabii. Şampiyonlar Ligi'sindesiniz. 13. dakika duruyor. Paris Saint Germain'le oynuyorsunuz ve ben maça çıkmam diyorsunuz. Öyle kolay bir iş değil. Burada 3. ligde alınacak bir karar değil bu iş yani. Ama buna rağmen durduk. Çünkü inandığımız bir konuydu. Irkçılığın tamamen karşısında bir adeta şey oldu. Tarihi bir gün oldu. Dünya tarihine yazıldı. Peki şunu soracağım. Başakşehir 6. şampiyon olarak Türk futbol tarihinin adını yazdırdı. Bundan sonra Başakşehir'in tabii ki mücadelesi hep zirve için olacak. Tabii artık ki. Öyle bir misyon edindiniz kendinize. Bunu yani yarışmacı kulüp olmaya devam edeceğinize inanıyor musunuz bundan sonraki süreçte? Bu sezon belki kötü geçti ama Güntekin önümüzdeki Bey, yıllar için. Bizim 7. sezonumuz. Hani 7 yılda bir nazarlık olsun. Bu da bir tecrübe. Çok önemli bir tecrübe. Büyük kulüplerimiz bunu yıllarca yaşadı biliyorsunuz. Yani 100 yıllık asırlık çınarlar bunu yaşayabiliyor. Çok doğal. Biz her zaman zirveyi zorlayan, şampiyonluğu zorlayan, her kupayı zorlayan bir takım olmaya devam edeceğiz. Ama şunu da hiç unutmayacağız. Biz bir anonim şirketiz. Oyuncu satmak önceliğimiz. Avrupa'ya sürekli gidiyor olabilmek önceliğimiz. Sonrası da şampiyonluktur hep. Ama biz istikrarımızı korumamız çok önemlidir. Bakın UEFA'dan biz defalarca bu konuda tebrik aldık. Yani 6 yılda hiç Avrupa'dan ayrılmayan, bu kadar sürekli aynı istikrarı koruyan bir takım olmak onlar için şampiyonluktan kıymetli. Borcu yani olmayan, dosyası olmayan. Bir yıl şampiyon oldunuz. Sonra 5 yıl aşağı ligdesiniz. Bunun bir anlamı yok ki. Yani bu istikrarı koruyabiliyor musunuz? Oyuncu satabiliyor musunuz? Bakın Başakşehir'in tarihini 6 yıllık, 7 yıllık tarihinde 7. yaşındayız şu an. 2014'te kurulduk. 2021'inde 7 yaşındayız. En az 50 milyon euroluk satışımız var. Kolay şeyler bunlar. Tabii canım, şimdi Schalke gibi bir kulüp küme düştü. Ne kadar önemli bir potansiyeli olduğunu biliyorsun. Stadıyla, sponsoruyla, işte kulübün mazisiyle. Köln küme düştü. Schalke küme düştü şu anda. Alt ligdeler. Yani gidiyorlar. Her yıl Avrupa'ya gidiyor olabilmek. O kulüpler bile zorlanmaları yaşıyorsa. Tabii ki. Her yıl Avrupa'ya gidiyor olabilmek çok anlamlı Güntekin Bey. O çok önemli. O istikrar çok önemli bizim için. Ama
Avrupa'ya gidiyorken de aynı zamanda sürekli oyuncu satma misyonumuzu da kaybetmememiz lazım. Oyuncu alacağız, oyuncu çıkaracağız, oyuncu satacağız. Bunu da yapmamız lazım kulübün de finansal olarak yaşayabilmesi için. Peki finansal anlamda Başakşehir en istikrarlı kulüplerden bir tanesi. Bu önemli Türkiye'de özellikle. Çünkü birçok kulüp ekonomik sorunlarla boğuşuyor. Bu Avrupa Süper Ligi girişimiyle birlikte tartışılmaya başlanan konulardan bir tanesi kulüp yönetim biçimleri oldu. Kulüp sahipliği konusu, işte dernekler statüsündeki kulüpler, anonim şirket statüsündeki kulüpler gibi bir tartışma ortaya atıldı. İşte bazı futbol adamları veya bazı spor adamları bu konuyla ilgili kulüp sahipliği olmadan bu iş sürdürülemez fikrini ortaya attı. Gerçekten de hani bir denetleme mekanizması kulüp sahibi olduğunuz için siz neticede başkasının parasını harcıyormuş gibi veya işte bugün harcarım, kulübü borca sokarım, yarın çeker giderim gibi bir şey, böyle bir tasarrufunuz söz konusu olamaz. Ama ne yazık ki Türkiye'de birçok kulüpte bunu yaşıyoruz. Ve gelinen noktada işte Eskişehir Spor'un, Karabük Spor'un, Gaziantep Futbol Kulübü'nden önceki Gaziantep Spor'un örneklendirirsek, Bursa Spor'un gibi bu büyük kulüplerin yaşadıkları sorunlar ortada. Karşıyaka bunlardan bir tanesi. Yani Akhisar keza böyle oldu şu anda. Daha çok yakın zamanda Avrupa Kupalarında oynuyordu. Akhisar UEFA Avrupa Ligi'nde oynuyordu. Kupayı kazanmıştı. Şimdi ikinci lige düştü. Maalesef. Maalesef. Yani kulüpler bunları yaşayabiliyor. Şimdi bu konuyu biraz konuşalım. Siz kulüp sahibi olarak Türk futbolundaki bu soruna nasıl bakıyorsunuz? Şimdi öncelikle şundan başlayayım. Nitekim Bey, bu pandemi dönemi tabii bütün kulüpleri oldukça fazla yoruyor. Bunu öncelikle söyleyeyim. Başakşehir Futbol Kulübü de geçen sene şampiyon olmuyor iseydi gerçekten çok zorluklar yaşar idi. Çünkü yaklaşık 21-22 milyon euro bir Şampiyonlar Ligi'nden girdi oldu. Bu çok önemliydi. Dolayısıyla Başakşehir Futbol Kulübü ki geçmişten bir borcu yok, doğru yönetilmeye çalışılan bir kulüp. Dolayısıyla denk bütçeyle yürütülmeye çalışılan bir kulüp. Ama baktığınızda vergi yükleri, özellikle bu pandemiden sonra sponsorluklarda düşüş, özellikle büyük kulüpler burada çok daha fazla zarar etti. Bunun altını çizeyim. Bize göre, ama bizlerin de kayıpları oldu. Dolayısıyla pandemiyi ayırıyorum. Pandemi çok hassas bir dönem. Onun için pandemide özellikle kulüplerin gerçekten bundan sonra biraz daha planlı gitmesi lazım. Çünkü bu pandemiden sonra gelirlerin tamamen düştüğü ama giderlerin hiç kesilmediği, hatta dolar ve euro bazında da oldukça fazla arttığı, yaklaşık %30-%40 arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Onun için kulüplerin işi kolay değil. Onu öncelikle söyleyeyim. Ben şöyle bakıyorum Güntekin Bey, ben sanayiciyim, iş adamıyım. Eğer siz kendi işinizi de kötü yönettiğiniz bir şirkette onun neticesinde çıkacak olumsuz sonuçların hesabını nasıl veriyor iseniz, iyi yönettiğinizde de karlılığınızı nasıl cebinizde finansınızı veya işte paranızı biriktiriyor iseniz, tutuyorsanız, kulüplerde de aynı yapının olma zorunluluğu var. Şimdi kulüpte kulüp başkanı geldi, yönetim geldi. Yanlış yönetimden dolayı o şirketi borçlandırdığında onu bağlayan bir şey var mı? Yok. Evet, maalesef yok. İşte bu çok tehlikeli bir şey. Aslında kulüplerin, yani bugün baktığınızda çok değerli başkanlarımız var ve çok iyi niyetli hepsi. Aslında baktığınızda çoğu da gayretli. Geçmişte de vardı. Ama gerçekten kötü yönetenler de vardı. Bunu da bir bilmemiz lazım yani. Dolayısıyla şimdi siz geçmişten yanlış yönetim neticesiyle doğan borçların biriktiğini düşünseniz ya. 3 tane 5 tane oyuncu bir bakıyorsunuz 2 sene sonra 50 milyon 100 milyon euroya dönüyor. Yani bir oyuncu aldınız 3 milyon, 4 milyon euro. 5 tane oyuncu aldınız 15 milyon euro. Bu oyuncudan bir tanesinden faydalanamadınız, iki tanesinden faydalanamadınız. UEFA'lık oldu, FIFA'lık oldu, KAS'lık oldu. Bir bakıyorsunuz 4 tane oyuncu 50 milyon euro. Şimdi aslında bu biraz şeyden de kaynaklanıyor. Özellikle büyük kulüplerde taraftar baskısıyla, medya baskısıyla öyle. Olmayan parayı harcamak durumunda kalıyor kulüpler. Öyle. Veya şu an işte bir kulübün başkanı oluyor ve o kadar üzerinde bir borç birikmişi var ki onunla dönmeye çalışıyor. Onun da işi çok zor. Yani dolayısıyla ben şuna inanıyorum. Yani bir şekilde Türk Ticaret Kanunu'na tabi olarak, yani anonim şirket olarak yönetilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani bugün bir kulüp başkanı kesinlikle ve kesinlikle eğer Türk futbolunun daha da kötüye gitmesini istemiyor isek döneminden sorumlu olması gerekir. Bu kadar net. Şimdi ben şöyle söyleyeyim size.
Ben Başakşehir Futbol Kulübü'nü İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Anonim Şirketi diye kurmasaydım, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Derneği diye kursaydım. Gültekin Bey, ben istersem, yani şey olmasın, abartmış olmayayım ama hani gittiniz işte Mbappe'yi getirdiniz, atıyorum. Dernek olarak getirin, hiçbir engel yok. Çekleri de yazın. Euro çekleri, dolar çekleri hiç fark etmez. Geldi, bir ay sonra da istifa edin gidin. Beni bağlayan hiçbir şey yok. Ama ne yaptım ben? Başakşehir'in kaderini yok ettim. Belki 20 senesini. Bunu söylemeye çalışıyorum. Onun için kulüplerin mutlak ve mutlak, ki bildiğim kadarıyla... Bunun yasalaşması konusunda bir çalışma var. Yasa çalışması var. Bakanlık evet, böyle bir çalışma yürütüyor. Muharrem Bey de bu konuda hassas olduğunu biliyorum. Ama bizim hepimizin temiz bir sayfa açması lazım. Ben Kulüpler Birliği Başkanlığı dönemimde bunun çok üzerine gittim. Ve ben o zamanın şartlarında 18 kulübün imzasını aldım. Yani nedir? Yönetim kurulu döneminden müteselsil sorumlu olması gerekir. Eğer yönetim kurulu döneminden sorumlu olmazsa buradaki hovardalığı engelleyemeyiz. Yani bunu herkes yapıyor mu? Herkes yapıyor diyemem zaten. İstisnalar var. Kimse beni yanlış anlamasın. Ama eğer burada empati yapar isek, kulüpler doğru yönetilmeyen çok kulüpler oldu ve bunlardan dolayı bugün baktığınızda 3 tane 4 tane kulübün Türk fondaki yükünü görüyoruz. Maliyet olarak söylüyorum, rakam olarak söylüyorum. Dolayısıyla buna sebep olan var, sebep olmayanlar da var. Ben kesinlikle kulüplerin anonim şirket olarak denetlenmesi gerektiğine inanıyorum. Aynı zamanda da ve dönemlerinden mesul olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü Türkiye'de ve dünyada hiçbir kurum yoktur ki, yani Gültekin Bey burada bir zarar veriyorsa bu şirkete, mutlak bedelini öder. Şimdi aslında bu şundan kaynaklanıyor. Dünyada ülkeler değişiyor, teknoloji ilerliyor, hukuk değişiyor, kanunlar değişiyor. Niye? İnsanların ihtiyaçları farklı noktaya doğru farklılaşıyor, gidiyor. Farklılaşıyor, evet. Aynen. Ve gelinen nokta itibariyle mesela şimdi bundan 30 sene önce, 40 sene önce büyük kulüplerde dahil olmak üzere bir tane başkan, zengin bir başkan gelirdi, cebinden verirdi. Birkaç kişinin iştirakiyle birlikte kulüpler dönerdi o şekilde. Böyle büyük bir ekonomik güç yoktu kulüplerde. Şimdi 200 milyon euro, 150 milyon euroyu aşan kulüplerimizin, büyük kulüplerimizin bütçesi var. Eskiden böyle değildi ki. Birkaç yüz bin dolarla dönüyordu iş. O yüzden o günkü tüzük, kulüp tüzükleri bunu kaldırabiliyordu. Ama bugün endüstriyel futbolda 200 milyon euroluk dev bir şirketin bütçesi dernek statüsüyle yönetilmez ki. Mümkün değil. Tabii mümkün bunun değil. Aslı değişmesi lazım. Bir de yani bir sürdürülebilir bir durum yok. Hani bir de kontrol eden bir sistem yok. Yani verdiğim o kadar örnek tehlikeli ki düşünseniz ya. Yani geldiniz, kurdunuz, dünyada 3 tane yıldız getirdiniz. Ben kulüp başkanıyım, aman Allah'ım, gazetelerde, manşetlerdeyim, her yerde şuyum. Bir ay sonra beni bağlayamış yok, istifa ettim, gittim. Hadi buyurun, ne oldu Başakşehir'in kaderi? Böyle olmadı mı? Temiz saydığınız kulüplerin evet, kaderi böyle olmadı mı? Yıllar evvel Malatya Spor'da bir Nurettin Güven vardı, başkan hatırlıyor musunuz? Evet, o zaman basınla takip ediyorduk. Brezilya'dan dünya çapında oyuncuları getirdi falan, bayağı tabii, bir sansasyon tabii, yarattı. Yani, ama bugün baktığınızda... Sonra hani, Malatya Spor alt lige gitti biliyorsunuz. Düştü. Sonra UEFA oynamış evet, bir takımdı o zaman için biliyorsunuz. Geçmişte bakıyorsunuz çok önemli takımlar var, çok önemli camialar var, bugün ortada yok. Yazık değil mi? Onun için söylüyorum. Yani mutlak kulüplerin şirketleşmesi, anonim şirkete dönüş olması gerektiğine inanıyorum. Ve mutlak ve mutlak yönetim kurullarının dönemlerinden sorumlu olması lazım. Siz çünkü sadece yarışmacı olmak yetmiyor. Yarışmacı olmak, aynı zamanda da üretici olmak. Yani oyuncu geliştirmek, oyuncu satabilmek. Yerli yabancı, hiç fark etmiyor. Dünyaya ve Türkiye içinde, pazar içinde sürekli oyuncu satabiliyor olmak lazım. Yoksa siz Türkiye'nin en zengini de olsanız bu bütçeler yetmez. Peki şunu soracağım. Siz Kulüpler Birliği Vakfı'nda görev yaptınız, başkanlık yaptınız. Kulüpler Birliği oluşumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kulüpler Birliği'nin misyonunun Türk futboluna faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? Veya ne değişmeli Kulüpler Birliği ile ilgili? Kulüpler Birliği Türk futbolunda daha fazla söz sahibi mi olmalı? Bu konuyla ilgili çünkü çok kafa yoran bir insansınız. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı ben 3 yıl yaptım. Dönemimin çok iyi geçtiğine inanıyorum. Bunu gerek kulüp başkanlarından ve diğerlerinden, ki arkadaşlarımızın çoğu, o günkü kulüp başkanlarımızın neredeyse %99'u ısrarıyla bir dönem daha yap dediler ama benim de Başakşehir Futbol Kulübü var, kendi sanayiciyim, işlerim var, ailem var. Hepsi tabii yanında
bir arada götürmek çok zor. Ama bence Türk futbolunun en önemli konusu marka değeri. Hala yeterince buna katkı sağlıyor muyuz? Onu söyleyemem. Yani yeterince katkı sağladığımı söyleyemem. Bizim özellikle inanılmaz bir yayın ihale süreci olmuştu. Ve Türk futboluna gerçekten tarihi bir ihale yaşattık. O zaman Kulüpler Birliği Vakfı Başkanıydım ben. Dolayısıyla baktığınızda deplasman yasağından tutun, finansal fair play'den tutun. O zaman da o dönem finansal fair play'in başına Üstün Güreli'yi getirmiştik üstadı. Onunla beraber bir organizasyon yapmıştık. Baktığınızda VAR hakemliği ile ilgili, teknoloji hakemliği ile ilgili daha dünyada konuşulmazken biz konuşuyorduk. Dolayısıyla iki tane futbol zirvesi yaptık. Çok önemlidir. Hatta bir tanesini de Sayın Cumhurbaşkanımız onurlandırmıştı. Ben Türk futbolunun çok sorunları olduğuna inanıyorum. Ve en temel sorunları bile peki size göre çözülmesi gereken? Az önce konuştuğumuz o yani, mali bilançoların denetlenmesi konusu çok önemli. Bence birinci Türk futbolunun marka değeri. Çok önemli bakın. Marka değeri niye söylüyorum? Çünkü finansala bağlı direkt. Yani eğer siz marka değerini sıkı tutmazsanız bir sonraki ihale düşündüğünüz gibi olmaz. İki, finansal fair play. Üç, kaos ortamı bir de. Kavga var sürekli. Herkes birbirini suçluyor. İşte yani marka değeri aslında söylerken onu da içine katıyorum. Evet. Yani marka değerine bizler zarar veriyoruz. Sonra da diyoruz ki niye bu kadar etmiyor? Yani dolayısıyla Türk futboluna zarar verenler maalesef futbol ailesinin paydaşları veriyor zararı. Dolayısıyla bunu vermememiz lazım. Yani baktığınızda futbolun marka değerini ve pastamızı büyütmemiz lazım. Finansal fair play'i dengelememiz lazım. Kaostan uzak olmamız lazım. Bunlar çok önemli şeyler. Bunları ve uluslararası alanda, her alanda olmamız lazım. Şimdi tabii sorumluluk duygusuyla futbol adamlarının, kulüp yöneticilerinin sorumluluk duygusuyla ve saygıyla birbirlerine karşı veya topluma karşı hareket etmeleri gerekiyor spor ruhu içerisinde. Fakat ne yazık ki bu kavgalar bir türlü son bulmuyor. Sürekli bir söylemler, sürekli ithamlar, sürekli suçlamalar. Bunun son bulduramıyoruz. Şimdi mesela Bein Sports gibi uluslararası bir kuruluş. Evet, ben dün başka bir yerde çalışıyordum. Ondan önce başka bir yerde çalışıyordum. Bir profesyonel olarak bugün de burada çalışıyorum. Ve burada çalıştığım zaman da kendi kurumumun haklarını tabii ki korumak isterim. Şimdi Bein Sports gibi bir uluslararası kuruluş gelmiş, şirket gelmiş. Bütün dünyada bu maçlar yayınlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden tutun da Fransa'ya kadar. Kuzey Afrika'dan tutun da Asya ülkelerine kadar. Az önce bahsettiğiniz marka değeri konusunda. Neticede işte Başakşehir'de Robinho gibi bir süperstar oynuyordu. Antalya Spor'da, Konya Spor'da Eto gibi bir dünya çapında oyuncu oynuyordu. Samir Nasri geldi oynadı. Van Persie geldi oynadı. Dünya çapında isimler geliyor gidiyor. Adebayorlar geldi. Şunlar tabii, geldi. Bunlar geldi. İnsanlar seyrediyor. Belçika milli takım oyuncusu Çadli Başakşehir'de oynuyor. Tabii. Şimdi neticede dünyada takip edilen bir lig oldu. Bein Sports'u sayesinde. Bein Sports futbol tarihinde görülmemiş bir kulüplere ciddi anlamda yayın geliri sağladı. Fakat bakıyorsunuz hala yayın, yani uluslararası standartlarda herkese saygı içerisinde yayın yapan bir kuruluşa karşı bile bir savaş var. Bir suçlama var. Bir kavga var. Kendi aralarında zaten kulüplerin sürekli bu bitmeyen bir kavga var. Bununla ilgili hani Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı da yaptınız. Aynı zamanda hiçbir zaman da bu kavgaların içinde yer almadınız. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Ya Güntekin Bey, ben şöyle söylüyorum. Yani ben sorunların hep diyalogla, istişareyle aşılacağına inanırım. Hayatım boyunca da bu yönü tercih ettim. Baktığınızda ne kulüplerimiz olmadan ne de Bein Sports olmadan bu yayın işi hayata gerçekleşemez. Yani Bein Sports'un kulüplere ihtiyacı var, kulüplerin Bein Sports'a ihtiyacı var. Bein Sports yabancı bir yatırım. Dolayısıyla buraya yatırım yaptılar. Onların da bu yatırımdan kazanmaları gerekiyor. Ama biz kulüplerin de menfaatlerini düşünmek zorundayız. Bence diyalogla bu işlerin hepsinin aşılacağına inanıyorum. Çünkü Bein Sports da gerçekten büyük bir fedakarlık yaparak buraya geldi, büyük yatırımlar yaptı. Ve bu yatırımların karşılığında bizi de uluslararası alana taşıdı. Bu bir gerçek. Dolayısıyla ama kulüplerimizin de sorunları olabilir. Kulüplerimizin sorunlarına da eğilmek gerekiyor. Dolayısıyla onlarla da ilgili sürekli bir ilişki ve diyalog sağlanırsa bu sorunların hepsinin aşılacağına inanıyorum. Ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın da bu yönde çok aktif olması gerektiğine inanıyorum. Ya çözmemiz gereken sorunlardan bir tanesi de işte bu yatırımların karşılığı alabilmek için mesela bir korsan yayıncılık sorunu da var ülkede. Maalesef. Yani
Adam, yani kulüpler olarak onun tamamen kesseniz, karşısında durmamız kesseniz, lazım. Damarımı kesseniz falanca renkte akardı yok. Takımımı çok seviyorum diyor. Bir bakıyorsun üstünde sahte forma. Bir bakıyorsun işte Dici Türkiye üye olmamış, korsan yayın seyrediyor. Hiçbir katkın yok senin Türk futboluna. Kendi evet, kulübüne. Aynen öyle, aynen öyle. Dolayısıyla onu mutlak kulüpler olarak bizler, ki Kulüpler Birliği'nde de en son böyle bir görüşme yaptık yönetim kurulu toplantısında. Bu konuda tamamen Beyinspor'a destek vermemiz lazım. Peki Sayın Başkan şunu soracağım. Tabii laf lafı açıyor. Bu kaos ortamından, kavga ortamından bahsettik. Lig işte artık sonuna gelindi. Pandemi döneminde 42 haftalık bir süreç. Herkes için çok yorucu oldu, çok zor oldu. Genel anlamda Türk futbolundaki bu iklimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani az önce dediniz ya marka değerini olumsuz etkiliyor. Bundan rahatsızlığınızı ifade ettiniz ama bu iklim hakikaten ben bazen çok kendi adıma söylüyorum. İllallah diyorum. Özellikle bu sosyal medyadaki çılgınlığın ve saygısızlığın giderek artmasıyla birlikte. Yani sosyal medya gerçekten bizim özellikle futbolda çok kirli bir alan oldu. Kulüpler de bundan etkileniyor. Çok, çok kirli bir alan oldu. Yani dolayısıyla sosyal alanın, sosyal medyanın da kullanacağı malzemelere de bizim dikkat etmemiz lazım. Yani özellikle kulüp yöneticileri, kulüp başkanları bizler çok dikkat etmemiz lazım. Özellikle büyük camialar için söylüyorum. Yani, sosyal medya baskısıyla ve algısıyla kulüp yönetenler maalesef, var. Maalesef, maalesef. Dolayısıyla o sosyal medyaya da çok dikkat etmemiz lazım. O tehlikeli bir iş çünkü futbolun marka değerine de kulüplere de hiçbir şey katmıyor. Ben bunun böyle olduğuna inanıyorum yani. Bugün baktığınızda doğru, hep doğru örnekleri getirir. Yanlış da yanlış örnekleri getirir. Yani dolayısıyla biz doğrunun hep yanında olmamız lazım. Hani taraftardır, tribündür, sosyal medyaya göre alırsak bu kararları gerçekten çok doğru olmaz. Ama hani şuna da bakıyorsunuz, Başakşehir Futbol Kulübü 7 yaşında sosyal medya olarak o büyük çınarların yanında çok daha küçük. Ama buna rağmen bizde bile olumsuz bir şey olduğu zaman bakıyorsunuz sosyal medyada benimle ilgili çok olumsuz şeyler çıkabiliyor. Hiç öyle şeyleri umursamam. Yani ben hep kurumsal bakmaya devam ederim. Kulübe istikrarlı bir yönetmeye devam ederim. Alacağım kararların hiçbirisini birilerinin kararlarıyla değil, kendi teknik heyetimizle ve profesyonel yöneticilerle aldığım kararlar doğrultusunda alırım. Dolayısıyla bence bu sosyal medya ve gerçekten sosyal medyayı kullanan taraftarın şeyine gelmemek lazım. Ama şimdi öyle bir noktaya gelindi ki az önce ifade ettiniz ki ben de hep bunu söylüyorum, bilmiyorum takip ediyor musunuz? Ne yazık ki Türkiye'de şu anda gelinen nokta itibariyle doğru ve yanlış. Doğru yanlış kavramları birbirine karıştı. Yanlışa doğru diyen, doğruya yanlış diyenler var. Bunların içinde kulüp yöneticileri var, kulüp başkanları var, taraftarları bıraktım hadi. Ergen, genç, işte insanlar heyecanlı falan. Doğruya yanlış diyor, yanlışa doğru diyor. Ve arkasında bir kitle olduğu için inandırıyor, inandırmaya çalışıyor. Maalesef böyle bir Türkiye'de gelinen nokta bu. Ama tehlikeli bir durum bu. Çok tehlikeli. Yani bu yarın öbür gün tribünlerde... Hepimiz doğrunun peşinden koşmamız lazım. Doğru ve, tektir. Ve doğruyu çoğaltmamız lazım. Yani hani baktığınızda şimdi yanlışı doğru gibi gösterirsek bu çok daha büyük bir tehlikeye sebebiyet verir. Bizler gene odalarımızda otururuz ama orada tribünlerde Allah korusun çok daha acı sonuçlar olabilir yani. Evet maalesef. Peki VAR için siz az önce Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı'yken VAR getirmek için çok ciddi anlamda uğraştım dediniz. Hakikaten VAR'ın evet ilk sene belki biraz böyle bir tartışmalı bir sezon oldu. Fakat yavaş yavaş artık sanki taşların rayına oturduğunu ve adaleti sağladığını ben düşünüyorum kendi adıma. En azından fahiş hakem hataları olmuyor. Mesela Real Madrid'in geçen hafta oynadığı Sevilla maçında, hafta içinde. Hakem Real Madrid'e penaltı verdi. Sonra VAR'dan uyarı geldi. Bir baktılar bir önceki pozisyonda Sevilla'nın penaltısı varmış. Yani Real Madrid lider olacaktı. Belki de şampiyon olacaktı. O kararla neticede fahiş bir hakem hatası engellenmiş oldu. Maç değişti. Değişebiliyor. Şampiyonlar Ligi'nde görüyoruz. Bizim ligde görüyoruz. VAR'ın ne kadar faydalı oldu. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Hakemler ve VAR konusunda. Güntekin Bey, ben Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı'yken bununla ilgili çok mücadele yürüttüm. Hatta o dönem Futbol Federasyonu Başkanı kulakları çınlasın Yıldırım Bey'le çok görüş ayrılığımız, fikir ayrılığımız vardı. O tamamen hani işin içine teknolojiyi koyarsak bu oyunun ruhu gider inancındaydı. Ben tam tersindeydim. Yani bugün baktığınızda teknolojinin girmediği bir alanımız var mı hayatımızda? Yani şimdi cep telefonsuz bir hayat sürdürün deseniz, hani sosyal medyasız olabilir ama cep telefonsuz bir hayat olabilir mi? Olamıyor. Yani, olamıyor maalesef. Olamıyor maalesef. Yani, dolayısıyla, yani cep telefonu olmadan spor salonuna giremiyorsunuz üyeyseniz. Öyle evet, artık. Aynen öyle. Veya HES kodu olmadan veya işte HES alışveriş merkezine gidemiyorsunuz. Aynen öyle. Dolayısıyla yani artık teknolojinin
bu kadar girdiği alan var iken siz hani teknolojiden faydalanmayalım. Yani burada bir ikili avarajda bir şampiyon belli olabiliyor mu? Olabiliyor. Bir ikili avarajla hatta gol avarajıyla bir takım düşebiliyor mu? Düşebiliyor. Eğer burada siz adaleti sağlamak için teknolojiden faydalanacaksanız niye faydalanmayalım? Yani adaletin bir nebze doğru tecelli etmesi için ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Bakın Türkiye'de teknoloji hakemliğinin esamesi okunmazken o dönem ben Kulüpler Birliği Vakfı Başkanıyım. Genel Sekreterimiz, Genel Sekreter Vekilimiz, gerek Mesut Altan, Mustafa Eröğüt ve o dönem Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri için müsaade istedik Yıldırım Bey'den, Kadir Gardaş Bey ve Yusuf Namoğlu. Yusuf Bey'in de çok büyük emeği vardır. Yani o da inandı. Hani baktığınızda jenerasyon farkımız olmasına rağmen teknoloji hakemliğine inandı. Ben şöyle düşünüyorum. Teknoloji hakemliğinde de Türkiye'nin şöyle bir güzelliği oldu. Hatta önce olduk. Bazı Avrupa ülkelerinden önce başladık. Bundesliga başladı. İtalya Serie A başlamadan biz başladık. Dolayısıyla İngiltere bir sene sonra başladı. Bizim. İngiltere bir sene sonra başladı. Video hakemliği bizim hayatımızda olmazsa olmazdır. Çünkü maksimum fayda, minimum zarar. Ben öyle bakıyorum. Yani dolayısıyla faydası çok fazla. Hala istenilen oranda mıdır? Olmayabilir. Her geçen gün iyileştiriliyor. İFAP da bununla ilgili çalışıyor. Ama bugün ofsayttan gol kaldı mı artık? Kalmadı. Kalmadı. Eskiden bunun için kavgalar sürmez miydi? Çok ince ofsayt olunca da rahatsızlık yaratıyor Sayın Başkan. Camialar birbirine girmez miydi? Ortalık yıkılmaz mıydı? Dolayısıyla artık varsız bir hakemlik yok. Bunu bilin yani. Dolayısıyla ben bunun daha da geliştirileceğini, gol çizgi teknolojisinin de Türkiye'de hayata geçmesi gerektiğine inanıyordum Kulüpler Birliği Vakfı döneminde. Hala aynı kanaatteyim. Bence bu işin içinde bu kadar ekonomi varsa, bu kadar para varsa ve camiaların birbirine girmemesi için, en ufak adaletsizliğin sağlanmaması için bence var bu işleri minimize eden bir teknolojidir. Dolayısıyla bundan vazgeçemeyiz. Hayatımızın olmazsa olmazıdır. Genel anlamda peki VAR'ın dışında hakemliğimizi nasıl buluyorsunuz? O da çok tartışılan müesseselerden bir tanesi. Şöyle söyleyebilirim. Bence hakemlerimizin güven sorunu yok. Benim hakemlere karşı güven sorunum yok. Kalite sorunumuz var. Onu söyleyebilirim. Yabancı oyuncu konusunda tartışmalar var. Bir kulüp sahibi, bir kulüp başkanı olarak şimdi yabancı sayısı serbest kaldıktan sonra Avrupa'ya giden oyuncu sayımız arttı. Bunlardan bir tanesi de sizin eski oyuncunuz Cengiz Ünder. Çağlar gitti, Merih gitti, Yusuf Yazıcı gitti. Hatta 35 yaşında Burak Yılmaz gitti. Birçok oyuncumuz Avrupa'da oynuyor bu anlamda. Milli takımımız da çok iyi bir jenerasyon yakaladı. Yani şimdi bu tartışma ayrı bir tartışma konusu tabii ama neticede belki de Çağlar veya işte Ozan gibi oyuncular yabancı kısıtlaması olsaydı çok daha yüksek ücretlere Türkiye'de kalmak zorunda kalacaklardı ve bence bu gelişimleri sağlayamayacaklardı. İşte Bundesliga'da oynadılar, geliştiler, şimdi Premier Lig'e gittiler. İkisi de. Hem Çağlar hem Ozan. Keza belki aynı şeyler Yusuf için geçerli. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Yabancı sayısı ve Türk futbolu. Gültekin Bey, bir de ben özellikle bu tartışmaların içinde bu konuya geçmeden bir şey daha söylemek istiyorum. MHK'nin işi de çok zor. Onu da söyleyeyim. Temin onun özellikle altını çizmek istiyorum. Serdar Tatlı ve heyeti. Çok dürüst bir ekip var. Destek olmamız lazım. Sahip çıkmamız lazım. Çünkü MHK Türk futbolu kurulduğu tarihten beri hep tukakadır biliyorsunuz. Evet, hep. Hiçbir zaman hep hedeftedir. Geçmiş sene Zekeriya Bey döneminde de söylüyorum ki bu dönem biz en zor dönemimizi yaşıyoruz. Buna rağmen söylüyorum. Bizim güven sorunumuz yoktur, kalite sorunumuz vardır. Dolayısıyla destek olmamız lazım. Hakemliğin gençleşmesi lazım. Dolayısıyla kulüpler de buna destek olması lazım. Onu da bu soruya geçmeden kapatmış olayım. Yabancı sınırı ile ilgili ben kesinlikle yasağa karşıyım. Ben öyle bakıyorum. Yasaklardan çok farklı futbol federasyonuyla, Kulüpler Birliği Vakfı'nın farklı yapacağı çalışmalarla insanları biz yerliye teşvik etmemiz lazım. Bir de çok özür dilerim, araya gireceğim. Yabancı sınırlaması veya yabancı serbestliği konusunda şöyle bir madde yok. Almak zorunda değilsiniz. Yani geçen evet. Yılmaz Hoca konuştu Erzurum'da, yabancılarla ilgili çok fazla şikayet etti. Almayın. Hayır.
yönetemiyorsanız veya maaşını ödeyemiyorsanız almayın. Bakın, mecbur değilsiniz. Euro... Altın orada oynatmıyor yabancı oyuncu, işte çıkıyor playoff'a girdi. Güntekin Bey, Euro 2020 elemelerine en çok oyuncu veren kulübüz. İlk 11'inde en çok oyuncu süresi alan kulüp gene Başakşehir Futbol Kulübü. Bundan dolayı bir bonusu var mı? Yok. Yani öyle bir sistem kurulmalı ki yasaktan çok kulüpleri teşvik etmeniz lazım. Altyapıdan oyuncu oynatana. Altyapıdan oyuncu oynatana, milli takıma oyuncu verene. Yani bugün baktığınızda Berkay, Mert Günok, Mahmut Tekdemir hala milli takıma oyuncu veriyoruz. Bakın 2020 Euro elemelerinde en çok Başakşehir'in oyuncusu var. Süre alan ilk 11'de en çok oyuncu alan var. Yani milli takım böyle bir çalışma içinde olursa, Türkiye Futbol Federasyonu bu çalışma içinde olursa, bütün kulüpleri teşvik ederse yasağı koymanıza gerek yok ki, kendiliğinden sistem çözülür. Yani ben o kadar oyuncu verdim, oyuncum sakatlandı, şu oldu, bu oldu. Hiç önemli değil. Aslında Türk bayrağını taşıyor. Evet. Ama biz bu bonusları yapmamız lazım. Şöyle bir proje yasakla, vardı. Yasakla bence çok doğru bulmuyorum. Şöyle bir seçenek, şöyle bir proje konuşulmuştu zamanında. Mesela diyelim ki 6 yabancı veya 8 yabancı. Onun üstüne, 8 yabancının üstüne 9.'yu aldığınız zaman fona 100 bin euro. 10.'yu aldığınız zaman 200 bin euro. 11.'yi aldığınız zaman 400 bin euro. Yani katlayarak. 12.'yi aldığınız zaman 800 bin euro gibi fona bir para bütün kulüplerden. Bu fondan gelen parayı da altyapıdan oyuncu oynatan kulüplere prim olarak dağıtın. O Fatih Hoca milli takımlar sorumlusuyken, futbol direktörüyken hocanın çalışmasıydı o. Evet. Fatih Hoca'nın doğru bir çalışmaydı ama onu da maalesef deldik. Dolayısıyla bu olabilir, benim söylediğim olabilir. Hani siz kulüpleri teşvik etmeniz lazım. Yasaklamanın bir anlamı yok ki. Yani ben milli takıma bu kadar oyuncu verebiliyorsam, bu benim başarım ise... Ki oyuncu gidiyor, sakatlanıyor, yoruluyor. Evet, hepsi olabiliyor. Başakşehir 7 yaşında bir kulüp. Yani bugün Avrupa'da puan anlamında en çok katkı sağlayan bir takımsa, siz buna destek vermeniz lazım Türkiye Futbol Federasyonu olarak. Dolayısıyla eğer siz bu bonusları yapmaz iseniz, istediğiniz kadar yasaklar koyun. Ben bunu çok geliştireceğine inanmıyorum. Peki bu kulüp... Ama özellikle baktığınızda, şimdi bugün baktığınızda, gerek Fransa, Lille'de, yani Burak adeta ezber bozuyor yani. Hepimizin, Türkiye'nin gururu. İşte Zeki İstanbulspor'dan direkt Fransa'ya gitti. Tabii. Yusuf, onlar gerçekten gururumuz. Şampiyonlar gidiyorlar. Diğer yabancıların da hepsi, ki dün Paris Saint Germain'in neticesinden sonra da şampiyonluğu neredeyse bir maçta garantilemiş oluyorlar. Fransa Ligi'nde yani kolay bir şey değil. Ve bunları sırtlayan da Türk çocukları oldu. Üçü de alnından öpülecek kadar gurur verici bir olay yaptılar yani. Başta Burak olmak üzere Yusuf ve Zeki. Ve diğer yurt dışında başarılı olan... Tabii, ben iddia ediyorum, yabancı kısıtlaması olsaydı şu anda o üçü de Türkiye'de oynuyor olacaktı. Tabii. Cengiz'i, Çağlar ve diğerleri. Dolayısıyla ben yabancı oyuncunun yasaklanmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Ben farklı farklı çalışmalarla, bonuslarla bu işin aşılacağına inanıyorum. Peki zemin konusunu çok konuşuyoruz Türkiye'de. Saha zeminleri, işte sporcu sağlığını da olumsuz yönde etkileyebiliyor. Futbolun kalitesini de etkileyebiliyor. Bununla ilgili şimdi tabii ki kulüplerin veya işte Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tabi statların sorumluluğunda. Buna biz bakım konusunda mı sorun yaşıyoruz, yoksa Türkiye Futbol uzmanlık mı eksik? Türkiye Futbol Federasyonu zeminde onay vermediği statta maç oynanmayacak. Net. Bakanlık ve Türkiye Futbol Federasyonu bu işin içinde olacak. İşte görüyorsunuz Cenk Tosun kardeşimiz. Yazık. Uzun süre sürecek bir sakatlığa sebebiyet oldu. Aynısı bizim Junior Sabek Kaysara. Daha yeni döndü. Zeminden dolayı yeni döndü. Neredeyse 7 aydır, 8 aydır yok. Yazık. Bunlar çok kıymetli oyuncular. Dolayısıyla bizim Türkiye Futbol Federasyonu'nun zemini gördüğü an, olumsuz bir şey gördüğü an böyle bir heyeti olacak, kesinlikle oynatmayacak. Bu kadar yeni stat yapıldı. Spor Bakanlığımız, devletimiz muazzam statlar yaptı. Dünyada bu kadar modern statlar yok. Birimizin stadı bozuk. Karagümrük bizden stat istedi. En son Gençler Birliği Karagümrük maçına hemen başkan rica etti, verdik. Destek olacağız birimize ama kötü zeminde de oynatmayacağız. Yazık, günah. Bununla ilgili maalesef hassasiyet göstermiyoruz kulüpler olarak. Hepimiz fevkalade hassasiyet göstermemiz lazım. Peki Karagümrük konusu açılmışken, şimdi siz geçmişte Beşiktaş'ta da paylaştınız stadınızı. Hatta Beşiktaş sizin stadınızda oynadığı sezon şampiyon oldu. Şampiyon oldu. Ve şimdi Karagümrük'ün de Süleyman Bey'i de burada konuk ettik, Süleyman Urmay'ı. Ciddi bir stat sorunu var. Onlar sürekli arayıştalar. Farklı projeleri var. Sizin stadı paylaşma durumunuz olabilir mi? Şu an Spor Bakanlığı'nın
böyle bir çalışması var. Karagümrük'le ilgili bildiğim kadarıyla neticeye götürüyorlar. Tabii ki bizim de zemin biliyorsunuz. Yani 3 gün arayla oynanan maçta biz yani sadece kırmamak için onların da bir camiası var. Verdik ama işte cumartesi maç oynandı. Salı günü bir maç daha oynanacak. 2 hafta bunu üst üste oynayın. Biliyorsunuz biz zemin mahvoluyor. Karabağ'la da paylaştık. Azerbaycan kardeşlerimiz de Karabağ'la paylaştık. UEFA maçlarını biz de oynadılar. O günden sonra zemini zor toparladık. Ama hiç önemli değil. Öyle hassas bir dönemdi ki kardeşlerimize stadımızı açtık. Ama zemini tüm kulüpler üzerine düşeni fazlasıyla yapmalı. Hani oyuncuyu harcıyoruz ama zemini harcamıyoruz. Zemine daha çok harcamalıyız. Peki şimdi pandemide kulüpler ciddi anlamda kayıplar yaşadılar. Özellikle az önce de siz ifade ettiniz. Büyük kulüpler. Yani bu büyük kulüpler derken işte Galatasaray, Fener'i, Beşiktaş'ı, sadece Türkiye'de değil. Yani Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un başı çektiği Avrupa Süper Ligi kurma projesi oluşumu. Toplumdan ve federasyonlardan gelen, FIFA'dan ve UEFA'dan gelen bütün tepkilerle birlikte kulüpler çekildiler bundan. Bayern Münih ile Paris Saint Germain zaten destek vermedi. Bir tek Barcelona, Real Madrid ve Juventus kaldı. Şimdi bu kulüpler en yüksek bütçeye sahip kulüpler. Bir yandan Manchester United'da bunları ekleyelim. 500 milyon euro civarı gelirleri var. Fakat daha fazlasını istiyorlar. Diğerleriyle paylaşmak istemiyorlar. Burada bir açgözlülük söz konusu. Pandemi sürecinde de bunlar 80-100 bin kişiyi oynadıkları için her maçlarını 1 milyon civarında bir izleyici kayıpları oldu. Bilet satamı. 1 milyon bilet satıyorlar bunlar bir yılda. Evet. Seyirciye. Çok ciddi kayıplara uğradılar ve böyle bir yola gittiler. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu dünya futbolunu felakete sürükler mi sizce bu proje? Bence kesinlikle kabul edilebilir bir durum değil. Ama bunu söylerken de UEFA da dünya futbolunun ve Avrupa futbolunun ihtiyaçlarını görmemezden gelmemeli. Onu da söylüyorum bir parantez içinde. Çünkü UEFA'nın da zaman zaman yaptığı yanlışlar var. Ama bu durum Avrupa kulüplerinin yani dünya kulüplerinin önde gelen kulüplerinin bu yaptığı kendi arasındaki ligin de doğru olmadığını düşünüyorum. Şöyle bir örnek vereyim size. Manchester United Başakşehir'le gelip burada bir maç yaptı. Futbolun güzelliği. Biri 1 milyar euroluk takım, biri 20 milyon euroluk takım ve onu yendi. Böyle bir şey yaptığınızda bunun önüne geçmiş olursunuz. Futbolun da güzelliği bu zaten. Evet yani buradaki tartışma konusu o. Yani Real Madrid artık Maribor'la oynamak yani, istemiyorum ben diyor. Manchester United ben Başakşehir'le oynamak istemiyorum diyor ama futbolun doğasına aykırı bu. Yani bence rekabet ortamına aykırı. Bence UEFA'nın bu konudaki kararının hepsinin arkasında durmamız gerekli. Yani UEFA doğru bir karar verdi. Bu kararın da arkasında durmalıyız hep beraber. Destek de olmalıyız. Ama hani dünya futbolunun da Avrupa futbolunun da sorunları büyük. UEFA'nın da bunları gerçekten gözden geçirmesi lazım. Peki Sayın Başkan şunu soracağım. Yeni yayın ihalesi yapılacak. Bununla ilgili beklentiniz bir kulüp olarak, bir kulüp sahibi olarak nedir? Nasıl öngörüyorsunuz? Kulüpler olarak her zaman gelirlerimizin artmasından yanayız tabii ki. Kulüpler Birliği Vakfı olarak zaten bir heyet oluştu. Görüşmeler de yapıyorlar. Ama bir yandan tabii gelirlerimiz artarken bir yandan da yayıncı kuruluşun gelirlerini arttırmak için bizler de formüller oluşturmamız lazım. Dolayısıyla Kulüpler Birliği'nde bununla ilgili bir çalışması var. Gelecekte inşallah iki tarafın da kazanacağı bir final olur. Evet, öyle biz de öyle ümit ediyoruz. Her Türk futbolu kazansın, kulüplerimiz kazansın. Altyapıyla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Başakşehir çünkü Abdullah Hoca zamanında hatırlıyorum ben sürekli bahsederdim tesisleşme, altyapı, sporcu yetiştirme. Bununla ilgili istediğiniz noktaya gelebildiniz mi? Şu an devam ediyoruz Güntekin Bey. Şu an A takımın biliyorsunuz hem tesisleri ve kamp tesisleri, yönetim binası ve stadın olduğu tek kulübüz. Bir arada oldu. Yani tesisler, kamp tesisleri, yönetim binası hepsinin stadının olduğu tek tesis Türkiye'de Başakşehir Futbol Kulübü'nündür. Bu çok önemli bir avantaj. Şimdi 2 tane antrenman sahamız var. Bu 19'un bir yukarıda antrenman sahamız var. Şimdi 2 tane de antrenman sahanın inşaatına başlandı. O da bitmek üzere az kaldı. Zannediyorum yeni sezonda yetişecek. Arkasından da akademiyle ilgili süreç devam ediyor. O da zannediyorum 2 sene içinde bitmiş olacak ve şöyle söyleyebilirim. Avrupa'da örneği yok ama dünyada 1-2 örneği belki vardır. O kadar güzel bir akademi hazırlıyoruz. Az önce ifade ettiniz. Bilimselliğe de inanıyorum. Tabii. Bilimsel çalışıyoruz. Tabii. Bu konuyla ilgili Abdullah Hoca'nın da çok ciddi çalışmaları olmuştu sizin kulübünüzdeyken. Ama alttan oyuncu yetiştiren bir fabrika şu ana kadar göremedik. Belki Altınordu'ndan aldığınız Ravil Tagir'i ileride göreceğiz herhalde. Yani Ravil'i göreceğiz. Malatya'dan aldığımız Yusuf'u göreceğiz. Altyapıdan oyuncularımız var. Hala yani şu an belki ismi çıkmayan Ravil çok konuşulduğu için çıktı. Ama şu an altyapıda Aykut Hoca'nın A takımı kampa götürüp görmek istediği en az 3-4 tane oyuncu var.
altyapıda. Dolayısıyla altyapıdan da çok oyuncu getirmemiz lazım. Bir de böyle bizim şöyle bir zorunluluğumuz var. Güntekin Bey, bizim diğer kulüplerden ayıran şey şudur. Biz üretmek zorundayız. Sadece yarışmacı olamayız. Hem üreteceğiz, sırf yarışmacı olursak, üretemezsek, satamazsak biz de uzun vadede iddialı olduğumuz konuyu terk ederiz. Ve borçlanırız. Çok sıkıntılara gireriz. Dolayısıyla hem üreteceğiz, altyapıdan oyuncu çıkaracağız, Türk futboluna kazandıracağız, milli takıma kazandıracağız, uluslararası kulüplere satacağız. Ancak o şekilde hem üreteceğiz hem yarışacağız. Bunu yaparsak kalıcı oluruz, başarılı oluruz. Şu ana kadar yaptık, daha da fazlasını yapmak istiyoruz. Peki son çok tartışıldı, çok konuşuldu Dembaba konusu. Ki Dembaba sizin için çok değerli bir sporcu. Şampiyonluğunuzda da en büyük pay sahibi oyunculardan bir tanesiydi. Hani yıllarca Türkiye'de oynadı. Daha önce de Beşiktaş'ta oynadı, Göztepe'de oynadı. Ahlakı, iş ahlakı olarak, karakteri olarak da çok düzgün. Ne sorun yaşandı Dembaba ile yolları ayırdınız? Dembaba biliyorsunuz bizim şampiyonluğumuzda en büyük pay sahiplerinden birisi. Tabii sadece o değil biliyorsunuz. Edin Visca, Enzo Crivelli ve Dembaba. Ortalama asist ve golle herhalde 45-50 gol civarında. Gol ve asist toplam. Geçen sene şampiyonlukta verdikleri katkı. Dembaba önemli bir kariyer. Bizim de saygı duyduğumuz bir oyuncu. Fakat son dönem özellikle son bizim son görüşmemizden önceki yaklaşık 10-11 haftada psikolojik olarak, mental olarak da biraz düşüktü zaten. Dolayısıyla hocanın da teknik olarak değerlendirmesinde böyle bir karar almak istediğini söyledi. Biz de o karara saygı duyduk. Dembaba'ya da çok yakışır şekilde veda ettik. Kendisiyle de vedalaştık. Kendisiyle de bir görüşme yaptım. Herhangi bir sorunumuz olmadı ama bu oyuncular kıymetli oyuncular. Her zaman kendilerini kıymetli hissetmek isterler. Bizim için hep kıymetliydi ama teknik bir değerlendirme varsa, hoca da düşünmüyor ise hocanın da kararına saygı duymalıyız ki o kararın arkasında olduğumu da söyledim. Aykut Hoca ne karar veriyorsa ben de arkasındayım dedim ve o kararı aldık. Öyle bir ayrılığımız oldu. Herhangi bir sorunumuz olmadı. Bir iki paylaşım yapmış galiba. Ondan dolayı da benden özür diledi. Olabilir, normaldir. Futbolcu, teknik heyet arasında bazen böyle şeyler yaşanıyor. Ona da saygı duyduk ve vedalaştık. Yol açık olsun dedik. Evet Sayın Başkan, artık yavaş yavaş noktalayalım. Şunu da konuşsaydık çok iyi olurdu diyeceğimiz bir konu var mı unuttuğumuz? Şu pandemi döneminin bir an evvel bitimini istiyoruz. Hepimiz. Yani hepimiz. Evet. Gerçekten dünya yoruldu, ülkemiz yoruldu. Gerçekten özellikle futbol, oyuncular, 3 gün arayla oynanan maçlar, sakatlıklar. Gerçekten bunun çok sıkıntısını yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl pandemiden uzak bir yıl olur. Yeni bir sezon olur. Çok daha heyecanı yüksek bir sene olur diye ümit ediyoruz. Bunu söylemek, paylaşmak isterim. Diğer paylaştıklarımızın hepsini de paylaştık. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, Be United programında Kulüpler Birliği Vakfı Eski Başkanı ve Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ı konuk ettik. Türk futbolunu konuştuk, Türk futbolunun sorunlarını konuştuk, Başakşehir'i konuştuk, kendisini ağırladık. Önemli mesajlar verdi, teşekkür ediyoruz. Tekrar birlikte oluncaya dek hepinize sağlık ve huzur diliyoruz. Hoşçakalın.